Ünlü futbolcu Arda Turan'ın sevgililer gününde eşi Aslıhan Doğan'a hediye almadığını açıklaması çok konuşulmuştu. Kadınlar böyle günlerde özel bir şey bekler. Siz bir sürpriz yaptınız mı? Hazırladınız mı? Yok, yapmadım. Yani sizin için önemli değildir ama kadınlar için önemlidir. Yok, yapmadım. Sürpriz yapmadım. Turan'ın Şeker Bayramı'nda da eşinin YouTube programı için yaptığı çekimde artık çocuklarıma hediye alırım demesi dikkat çekti. Bana bayramda hediye aldın mı? Bayramda hediye? Her zaman hediye veriyorum ben aslında. Bu bayramda aldın mı? Bu bayramda almadım köyücüğüm. Neden? Hediye almamın nedeni mi olur yani? Sebebi sebepsiz değil mi? Bayramlık verecek misin bana peki? Çocuklarıma veririm artık. Sana daha ne vereceğimi söyleyeyim. Hadi bay bay o zaman. Kapatıyorum bunu. Öte yandan Aslıhan Doğan'ın burun estetiği yaptırdığı görüldü. Aslıhan Doğan estetik ameliyat sonrası ilk kez bebekte kameralara takıldı. Bir kafeden çıkan Doğan, oğlu Hamza'yı okuldan alacağını söyledi ve koşarak cipine bindi. Bu sırada Aslıhan Doğan'ın sağ gözünün altındaki morlukta dikkatlerden kaçmadı. Merhaba, çok kısa hemen sorabilirsiniz. Hamza'ya okula yetişiyorum, ne olursunuz çok acelem var. Nasıl geçti? Olayını sorsaydık. Çok güzel, çok çok güzel geçti. Sonra konuşuruz, ne olur kolay gelsin. Hamza'ya yetişeceğim. Peki. Daha sonra bir ödül töreninde basının karşısına çıkan Aslıhan Doğan şıklığıyla göz kamaştırdı. Doğan'a YouTube kanalına yaptığı çekimde hem kendilerini tatile götürmediği hem de bayram hediyesi almadığı için eşi Arda Turan'a sitem ettiği hatırlatıldı. Sezon biter bitmez gidiyorduk hep bayramları, hatta böyle onun ailesinin yanında Akçay'da falan ya da benim ailemle beraber öyle geçiriyorduk. O unuttu o kısmı ama bu sefer ilk defa gidemedik bir yere. Bayram hediyesinde ilk kez gelmedi herhalde, orada da bir... Yok yok, o şaka, o bayram hediyesi hiç öyle bir şey yapmıyoruz yani. Aslıhan Doğan burun estetiği hakkında da bilgi verdi ve minik bir operasyon geçirdiğini belirtti. Birazcık ufak bir değişiklik yaptım. Zaten bunu hani kendim öyle biri sormadan söyleme ihtiyacı hissetmedim ama evet, ufak bir değişiklik yaptım. Ben zaten bu konularda gayet açığım. O yüzden ama çok çok minimal bir değişiklik oldu. Çok çok minimal. Bilimsel olarak ne gibi değişiklikler mesela? Yani ya zaten söylenmişti, böyle bir burnumun ucunda böyle bir şey, bir operasyon, minnacık bir şey, pardon. O değişik. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Pelin Akil bir ödül törenine katıldı. Son olarak Fahriye Ece'nin paylaştığı bir fotoğraf Pelin Akil'in eski bir pozuna çok benzetilmişti. Böyle bir benzetme yapılmış galiba bazı programlarda, evet, konuşulmuş falan. Yani ben gurur duyarımdan çok beğendiğim Fahriye ile konuşuyoruz arada ama böyle yüz yüze bir tanışıklığımız olmadı. Ben çok beğeniyorum kendisini. Ya benim için bir mahsur yok. Harbi güzel, su güzel de, yüreğimde. Bir davete katılan Mirca Kalay, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi için teklif aldığını ancak henüz kararını vermediğini açıkladı. Oktay Kaynarca'da bir yemekte buluşmuştunuz, bir proje teklifi oldu mu? Yani görüşüyoruz, evet doğrudur ama şu anda sadece değerlendirme aşamasında olduğumuz için ne arkadaşımın işine ne de kendi programıma haksızlık etmek istemem. O yüzden düşündüğüm bir evredeyim diyeyim. Dünyaca ünlü bir şampuan markasının ilk Türk kadın marka yüzü olan Bensu Soral, reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Reklamı Dilan Çiçekdeniz'in müstakbel eşi Thor Severson gereği bornozuyla kamera karşısına geçti. Bu arada çekimler sırasında İzlandalı yönetmen Thor Severson'ın göğsündeki aranılan model ve oyuncularından Didem Uzel, Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz'in Zekeriya Köy'de hizmete giren güzellik merkezinin açılışına katıldı. Uzel, eşi Selim Sarı'nın işleri nedeniyle 11 yıldır yaşadığı Amerika'dan pandemi sırasında kesin dönüş yaptı. 11 yıllık bir Amerika geçmişim vardı. Pandemiyle birlikte 1,5 sene önce döndük. Ama şimdi pandemi bitti, ne yapsak acaba? 50 yaşındaki ünlü model, oğlu Aslan'ın büyümesiyle beraber çalışma hayatına dönme kararı aldığını anlattı. Çocuk büyüdü. Aslan geldi 6 yaşına. Evim yerleşti, hayatımı düzenime koydum. Hakikaten niye dönmeyeyim dedim. O yüzden dönmek için bir takım girişimlerde bulunduk tabii ki. Niye dönmeyeyim ki? Defne Samyeli, büyük kızı Deren Talu ile trafikte kameramıza takıldı. Talu'nun yüzünü gizlemesi şaşırttı. Defne Hanım. Defne Hanım, iyi akşamlar. Çok kısa konu. İlerleyen dakikalarda bir kez daha kameramıza takılan Defne Samyeli, bayram tatilinde çalıştığını anlattı. Ne haber çocuklar? İyiyim aslında. Yani trafik falan hiçbir şey sizi durdurmuyor değil mi? Yok, hani biz de yavaş yavaş ilerlerken bir halinizi at mı soralım, nasılsınız? Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sizin de. Nasıl geçti sizin için? İstanbul'da mıydınız? Ben İstanbul'daydım zaten çünkü
Orta Amerika'dan yeni dönmüştüm. Artık bir daha bavul görecek halim kalmadı. çok ve de çok işim vardı. Ben çalıştım tatil boyunca, çekim geldi. Ve ailemle beraber. Kolay gelsin. Konuşuruz. Seninle bakın. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Yusuf Engin'le barıştıktan sonra ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yusuf Bey hoş geldiniz. Danla Hanım, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyiz, sen nasılsın? Hayırlı olsun diyelim yeniden maşallah. Çok şey yapmıyor. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mıdır? Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar. Zeytin Danla kim uzak? Yusuf Bey uzaktanları siz mi? Onu öğrenseydik. İyi eğlenceler, afiyet olsun. Başarılı popçu Tuğba Yurt, açık hava sahneleri öncesi orkestrasıyla provalara başladı. Yoğun bir konser maratonuna hazırlanan Tuğba Yurt'a, Ece Seçkin ve Hande Yener gibi ünlü kadın sanatçılara yönelik başlatılan kampanya hatırlatıldı. Kadın sanatçılara mobbing uygulandı, işte en son Ece Seçkin, Hande Yener işte sahne alması tarzında. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok şükür biz şu ana kadar hiç öyle bir durumla karşılaşmadık. Çok şükür her konsere de gittik. Öyle bir tepki almadık en azından, ama şunu söyleyebilirim. Zaten kadınlar biliyorsunuz her alanda birazcık daha ikinci plana atılıyor. Her iş bölümünde böyle aslında. Biz şarkılarımızı söylemeye devam ediyoruz. Kadınların sesi hiçbir yerde, hiçbir alanda bence susturulamaz zaten. Anlatırım da dolu dolu ama iyi gelmiyor hiç kalbe son. Özcan Deniz, kendisinden 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Datkar'a yılbaşında evlilik teklif etmiş. Annesi Kadriye Deniz ise geçen hafta Anneler Günü'nde magazin altına verdiği röportajda bu evliliğe karşı olduğunu açıklamıştı. Ben Özcan'ın duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Samar Datkar, müstakbel kayınvalidesi Kadriye Deniz'in açıklamalarının ardından ilk kez Nişantaşı'ndaki bir mücevhercide görüntülendi ve konuşmak istemedi. Samar Hanım merhabalar. Nasılsınız? Mart ayında Survivor'dan elenen ünlü oyuncu Mert Öcal, trafikte kasksız motosiklet kullanırken görüntülendi. Bir online yemek sipariş platformunun yüzü olan Oğuzhan Koç, reklam filminin tanıtımında basının sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç, geçen hafta sevgilisi Demet Özdemir'e Anneler Günü'nde kedisi Civa'nın adıyla çiçek göndermişti. Bir sürpriz demişken Demet Hanım'a da köpeğiyle ilgili bir Anneler Günü işte... Öyle bir... Şaka mahiyetinde bir şey yaptık, şey oldu konu. Bizim kedimiz Civan var. Civan'ın adına Demet'e bir çiçek gönderdim. Yani o da onun annesi sonuçta yani. Onun da günü kutlu olsun. Aynen öyle. O da onu paylaşmış sağ olsun. Oradan böyle bir tatlılık, hoşluk oldu. Güzel oldu. Koç, konuk olduğu İbrahim Selim'in programında bu yaz evleneceği Demet Özdemir'e aşkını bir kez daha ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir programa katıldınız. İşte gözlerinizi alamadığınız biri var mı sorusuna. Hangi program o ya, ben hatırlamıyorum. evet. Demet Özdemir dediniz. Bana burada bir daha ilan aşk mı yaptıracaksın? Evet. Ha? Bir de bize. Vallahi. Her şey bana yolunda vallahi. Bana bakarak ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ya her şey çok yolunda, çok keyfimiz yerinde. Böyle nazara da gelelim istemiyoruz her yerde böyle bunu bangır 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 bağırıp. Ama ağzımızın tadı yerinde çok şükür. Güzel bir yoldayız. İnşallah tamamını erdireceğiz. Şarkıları, dinlenme rekorları kıran Ece Mumay, Bebek'te görüntülendi. Mumay, klibini İtalya'da çektiği yeni şarkısı Catalea'da bahsetti. Cuma günü Catalea isimli bir şarkımız geliyor. İtalya'da çektik klibini de. Böyle değişik bir işbirliği oldu. Umut Timur'la beraber yaptık. Zilli, kendimi kaptırdım fena. Dönüş yok bu saatten sonra. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, geçen günlerde sevmediği bir şarkı olup olmadığı sorulunca Ece Mumay'ı Peri şarkısını örnek göstermişti. Ben Gökhan Türkmen'in şarkılarını çocukken zaten daha söyler, YouTube kanalında yayınlardım. O dönemden beri dinliyorum yani. Ama bir sonraki şarkı için kendisi de beğensin de ekstra çaba gösterim tabii ki. Kenan Bürsin, iklim kriziyle ilgili bir farkındalık projesinde yer aldı. Son dönemde İspanya'da iş görüşmeleri yapan ve Antonio Banderas'la dost olan yakışıklı oyuncuya yurt dışına yerleşmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Yurt dışına yerleşmek, oradaki projelerde yer almak için düşünüyorum.
Olabilir yani. Ya Hollywood beni düşünüyor mu onu soralım bence. Yani bence hepimiz burada Hollywood'u düşünüyoruz. Çok şimdi sorunu çekecekler. Aynen. Ben mesela dedim ki acaba sen mesela çok yakışırsın. Ya tabii ama maalesef o tarz şeyler öyle o işliyor mu bilmiyorum ama ya bakalım ya biz yani ben inandığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Önemlisi o yani. Kerem Bürsin ayrıca fazla kıyafet almamaya ve az tüketmeye önem verdiğini anlattı. Kıyafet alımına dikkat ediyor musunuz? Dikkat ediyorum çünkü çok almıyorum. Hep aynı şeyleri giyiyorum yani siz de fark etmişsinizdir. Genelde aynı pantolon, genelde aynı ayakkabı falan filan ve üstümde de böyle bir şey yapıyorum ama... Kaç pantolonunuz vardı tahminen evde? Yani takım elbisesini sayacaksak... Belki 6 ama kaçını giyiyorum? İkisini ya da üçünü giyiyorum. Benim en eski tişörtüm ki hala giyiyorum, arkadaşlarım da biliyor, annem nefret ediyor benden bundan dolayı ama 18 sene. 18 yaşında. Bürsin toplantıda Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'den neden ayrıldığı sorusunu da yanıtsız bıraktı. Ya burada Hande'yi soruyorlar Kerem. Teşekkür ederim. Niye ayrıldınız diye soruyorlar. Biliyorum da yani burası da zamanı değil. Teşekkürler, çok sağ olun. Şov dünyasının en çalışkan isimlerinden Burcu Esmersoy geçen hafta tanıtımdan tanıtıma koşturdu. Peş peşe bir giyim koleksiyonu ve bir de parfüm tanıtan Esmersoy ayrıca Türkiye pazarına giren bir fitness markasının partisinde sunuculuk yaptı. Özel hayatında da çok mutlu olan Burcu Esmersoy geçen günlerde Mehmet Demirkol'un YouTube kanalında sevgilisi Nazım Akman ile her an evlenebileceğini açıklamıştı. Çok aşığım demişsiniz. Evet. Evlilikle alakalı da her an. Ya evet çok utandım biliyor musunuz sonra? Çünkü siz bana soruyorsunuz cevap vermiyorum. Orada beni hazırlıksız yakaladım Mehmet Demirkol. Bize söylemiyorsunuz orada. Evet niye öyle oldu? Çok mahcup oldum kendimde izlerken biliyor musun? Çok özür dilerim. Ben cevap vermeyeyim falan. Evet. Tamam ne diyeyim çok ki? Çok aşığım demiştiniz. Şu tarihte açalım evleniyorum diyeyim. Bu yaz sonu diyeyim o zaman. Pardon tamam bak yeter. Bir teklif geldi mi acaba şimdi? Aşkım bak işte yeter. Ne diyor? Söyledim işte daha ne istiyor ya? Yaz sonu diyor. Aleyna Tilki geçen pazar lüks aracıyla yolda park halindeki bir araca çarpıp aynasını kırmış, daha sonra magazin attı kamerasına özel bir röportaj vermişti. Genç şarkıcı cuma gecesi de bu kez trafik çevirmesinde kameramıza takıldı. İyi akşamlar Aleyna, nasılsın? Ya sen hep beni görüyorsun yani. Ama kötü bir şeyde yakalamıyoruz. Nasılsın, neler yapıyorsun? Kötü şeyde nasıl yakalayacaksın canım? İyiyim, teşekkür ederim. Ay çok her şey yolunda. Biraz şey konuşsaydık. Konuşuyoruz yine. İbrahim Kutluay ile Elvira Sponza çifti cuma gecesi Taksim'de görüntülendi.